Bunun bir başka özelliği de bu yaprakları diyelim ki kişi ayak birçok insanın ayağında genellikle küçük parmakta yani serçe parmağında, ayak parmağında pişik oluşur. Evet. Parmak aralarında genelde. Parmak aralarındaki pişiğe karşı buradan 5-6 tane yaprak kopadıp ince tertemiz yıkadıktan sonra pişiklere sarıyorsunuz. Bir gün içerisinde tertemiz eder. Oldukça o kadar Pişikleri. etkili. Evet, bir. Ayak baş parmağı veya diğer parmaklar arasındaki Hı. pişikler arasında ezerek biraz ezdikten sonra yıkadıktan sonra eziyorsunuz böyle. Sarıyorsunuz. Pişikleri, mantarı yok eder. Biraz şöyle iyice ezdikten sonra Evet, suyunu bunun falan özü çıkartıyoruz çıkıyor. birazcık da. Evet. Evet. İki, bazı insanların ayak baş parmaklarında dolama olur. Yani tırnak etin içine girer, Evet. iltihaplanmaya sebep olur, cerrah çürük. Ayak tırnağını çektirse dahi yine problem devam eder. Hı. Ayak parmağını bazıları tırnağını çektiriyor, bilmem ne yaptı. Hiçbir şeye gerek yok. Sinir notu yıkadıktan sonra biraz ezdikten sonra sarılırsa ayak parmaklarında oluşan baş parmakta özellikle dolamayı iltihabı çeker alır. Evet. Ben bir gün çocuklarla pikniğe gitmiştim. Çocuk da bir meyve suyu içmiş. Kutuyu oraya koymuş. Ağzı açık. Ben de aldım içtim. Üzüm arısı varmış içinde. Oo. O da tam damağımdan soktu buradan. Ha. O başım yandı ateş gibi. O ölüyorum bittim. Hemen alerji başlayacak. Tehlikeli dedim. Hemen atlayın arabaya. Atladığımızdan eve geldiğimiz bir oldu. Aa, baktım ki bahçede sinir ot. Aa, keşke dedim aklımda olsaydı. Hiç gelmezdi. Keyfimiz kaçtı. Niye dedi çocuklar ya burada sinir otu hiç aklıma gelmedi. Sinir otu topladık. Güzelce yıkadıktan sonra birkaç tane yedim. Birkaç yaprak. 5 dakika sonra hiçbir şey kalmadı. Çiğ yediniz. Ya, tabii çiğ çiğ ye. Çiğ çiğ yemek daha faydalı. Kaynatmak, haşlamak iyi değil. Çünkü bozulur. Hı. Benim oğlum da onunla böğürtlen toplamaya gitmiştik bir gün. Arı soktu. Aa, çocuk bas bas bağırıyor. Ya arı soktu. Ne olacak? Problem yok, sakin ol. Sinir lot var dedim. Aldım, ezdim. Biraz bu arı sokan yere sürdüm. 2 dakika geçmedi. Ne var? Bir ağrısın var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Şiştiği falan da alıyor mu hocam? Arı böcek sokmasına birebirdir. Evet. Hemen hemen iyi gelir. Yine bir gün çocukla ormanda bisiklet sürüp düştü. Dizini hafif yaralandı. Ağrıyor tabii ki bisiklet süremiyor. Dur hallederiz dedim. Sinir lotu aldım. Biraz ezdikten sonra dizine sürdüm. Biraz sonra geçirdim. Biraz sonra geçer. Dizindeki ağrılar da geçti. Evet, sinir lot dünyada birkaç bitki hariç alevlere Hı. en etkili bitkilerden biridir. Enfeksiyona karşı özellikle bronşları temizler. Nefes yollarına. Hı. Efendim, ayak baş parmaklar arasındaki pişikleri, mantarı önler. Dolamayı önler. Evet. Boğazdaki iltihapları önler. Hı. Fakat kaynatıldığı birçok yanlış yapılıyor. Kaynatıldığı zaman bu etkiyi alamazsınız. Çünkü içindeki etken madde bozuluyor, etkisi düşüyor. %5, %10'a düşüyor. Esas etken madde yok oluyor. Evet. Bu nedenle eskiden bunun birleşiminde bir etken madde daha var. Silisyum. Silisyum. Evet, bu eskiden at kuyruğu otu gibi sinir lot vereme karşı kullanılmış. Ama vereme karşı ilaç veren sere çıktığı için kimyasal ilaçlar zamanla unutulmuş. Vereme dahi etkili bir bitkidir. Ve hiçbir etkisi yoktur. Tamamen doğal. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşimde sinir lot ekstresi, adaçayı ekstresi, ıtır ekstresi, ekinezya ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Sinirli ot forte. Kişi bunu kullandığı zaman bazısını ağız kokusu olur, bazısında ter kokusu olur, bazısında defacette, bazısında idrar kokusu olur. Çeşit çeşit kokular olur, bazı kötü kokular. Bu her türlü ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu vesaire yok eder. O kadar etkili bir şey. Evet ama işte dediğim gibi kaynatırsanız o etkiyi göremezsiniz. Hı Özel hazırlamak gerekir. Bir, iki ağız kokusunda
ter kokusunda, idrar kokusunda vesaire ekstraktını kullanmak gerekir. O zaman çayı yeterli değil. Evet. Onu hazırlanış tekniği farklı. Ve onu nasıl hazırlıyoruz hocam? Biz onu ekstraktını kapsülünü ürettik. Özel bir Sinirlot Forte diye mamul ürettik. Mesela vatandaşın birisi Almanya'da marketi var. Tuvalete gitse 100 kattaki Alman rahatsız oluyormuş. Diyormuş ki ya ne iğrenç insansın. Kokuttun her tarafı diyor. Adam yani affedersin acayip bir pis koku yayıyormuş etrafa. Hiç problem değil dedim. Bir buçuk kere hiçbir şey kalmadı. Kalmaz da. Tertemiz eder. Her türlü kokuyu yok eder. Bazı insanlara ter kokusundan, ağız kokusundan yanına yaklaşamazsın. Bunu kullandığı zaman özel bir formül işte biz bunu geliştirdik. Ağız kokusu, ter kokusu, her türlü kokuya, pis kokuya karşı. Mesela insanlar bugün günümüzde metroyla, metrobüsle, tramvayla, otobüsle yolculuk yapıyor, evet. Vapurla, gemiyle. Herkes birbirine böyle sıkışık. Ne olur? Evet. Toplu taşıma araçlarında. İsteyerek, istemeyerek yan yanasın. Birisi yani hatta camilerde namaz kılarken bile mesela yanında biri namaz kılsa adamcağızın yanından kaçmak istiyorsun. Namazda kaçamazsın. Değil mi? Böyle durumlar oluyor. Bu gibi durumlara düşmemek için Sinirlot Forte kullandığınızda her türlü koku. Günde bir kapsül almamız yeterli mi hocam peki yoksa? Ya şimdi ağız kokusu, ter kokusu vesaire zaten varsa o ağır bir durumdur. Evet. Bağırsaklarında çok yoğun mantar var. Mantarlar toksik madde üretiyor. Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar midenin alt ve üst kapakçığını hafif sızıntı yoluyla yukarı çıkıyor. Yani artık çok çok yoğun mantar var. Bu mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler alttan çıkmıyor, üstten çıkmıyor. Ne yapıyor? Aynen. Basınçla midenin kapakçığını zorluyor, yukarı doğru çıkıyor. Evet, o kadar çok mantar var. Yani ağız kokusu bundan kaynaklanıyor. Evet, ama bin bir derdi deva, sinirli otlarla bunların hepsine çare bulacağız o zaman. Evet. Peki.